WhatsApp ihbaratımızdan bize ulaşan esnaflar dükkanlarının önünde yol çalışması olduğunu belirterek iş yapamadıklarını söyledi. 3,5 ay önce Büyükşehir Belediyesi tarafından Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nde başlayan yol çalışmaları esnafı çileden çıkardı. Kaldırım ve asfalt çalışmasının yanı sıra maske ve doğalgaz altyapı çalışmalarının da aynı anda yürütüldüğü mahallede bulunan dükkan sahipleri düzensiz çalışmadan dert yanarak aylardır iş yapamıyoruz, kiramızı ödeyemedik, belediye başkanı kiralarımızı karşılasın dedi. Ve bizim buraya gelmemizdeki amaç ne? Burası tek yön oldu. Tek yön olarak Büyükşehir Belediyesi'nin sürekli araçları geliyor gidiyor. Yeni buraya şey getirdik. İşte 3,5 aydır kimse ne kirasını verebiliyor ne bir şey yapabiliyor. Bizim buraya gelmemizin tek amacı sen şu. Bizim burada tek yön olmasından dolayı oluşan tek yön insanların daha çok aktif olmasından dolayı biz yüksek kiralar verip buraya gelmemizin tek amacı bu yani. Ama gelip de 3,5 aydır kira veremezsen biz hepimiz şu anda herkes esnaf iflas haline geldi. Bırakıp gideceğiz yani o seviyeye geldik yani. Peki kaç aydır bu şekilde? Aşağı yukarı 3,5-4 aydır bu şekilde. Yani bunda daha bu sabah döktüler bu yerlerin yani kumları. Daha önce sen bizler resimleri de var. Komple arabalarımızın alt takımları sen berbat oldu. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sanayi gitme, sanayi eğer ayda bir sefer gitmezsek usta diyor ki nerede kaldın telefon açıyor ya. 3,5 aydırlı yollarımız yapılmıyor. İşlerimiz kesat. İş dönmüyor, kiramızı ödeyemiyoruz. 3,5 aydırlı ben dükkan kiramı ödeyemedim. Müşteri gelmiyor. Gelen zaten kaçıyor yola. Girmek istemiyor. 3,5 aydırla herkesi arıyoruz, söylüyoruz. Tamam diyorlar, yapmıyorlar. Sıkıntı burada. Yol Asfalt Çalışma Müdürlüğü'nü dediler. Orayı aradık. O dedi ki başka bölüm. Orayı aradık. Fen işlerini arayın dediler. Fen işlerini aradık. Fen işleri diyor ki bize gelen yetkiler bu şekilde. Bu şekilde çalışmamız. Geçen hafta Cuma günü saat 7.30'da iş başı yaptılar. 11'e 20 kala bıraktılar. Dedim nereye gidiyorsun dedim adama. Adam diyor ki banka kartlarımız gelmiş, telefon geldi biz oraya gidiyoruz. Ya dedim sen bu yolu yapmadan nereye gidiyorsun ki? Abi bize böyle yetki verildi. Belediye çalışanlarının mesai saatlerinin esnek olduğunu söyleyen esnaf Fahri Tekin, Fahri Kayahan'ı bir gecede asfaltlayıp hazırladılar. İsteseler burayı da şimdiye kadar bitirirlerdi diyerek mağduriyetini dile getirdi. Çalışma saati sabahleyin 8'de geliyorlar. Saat 11.30 gibi gidiyorlar. Saat 1.30'da geri geliyorlar. 1.30'dan hayır 3.30'a kadar. Ondan sonra yok. Ya bir belediye böyle çalışır mı? Memur bile bu 5'e kadar çalışıyor. Siz 3.30'a kadar çalışıyorsunuz. Ya burada adam olmasa bir de siz şu anda geldiniz mesela burada 2-3 tane krediler var değil mi? Tam zamanda geldiniz. Dün gelseydiniz dün burada akşama kadar hepimiz oturuyorduk. Hiç kimse yoktu yani. Ya belediye çalışmıyor. Çalışsa bu 3 günlük 5 günlük bir iş ya. Biz aylardır perişan olmuşuz burada ya. İş yapamıyoruz ya. Fahri Kayan'da mesela ben servisçiyim. Sürekli gezen bir insanım. Fahri Kayan mesela bir günde komple asfaltlanan bir yer. Yani şimdi oradaki insanlar zengin, buradaki insanların geçim derdinden dolayı belki sıkıntı olabilir ama insanları bu şekilde hor görmenin bir anlamı yok. Eğer siz belediye olarak veya haberleri sürekli izliyoruz. Mersin'de mesela bir ufak bir hortum oldu mesela. Adamların mesela bütün şeyleri karşılandı. O zaman bizimkinden de karşılasınlar. Küçük Mustafa Paşa Mahallesi esnafı 3,5 aydır devam eden yol çalışmaları ile ilgili önemli iddialarda da bulundu. Bir tane müteahhit belediyeye gitmiş. 26 günde ben teslim edeceğim demiş. Buraya. Bana verin demiş. 26 gün içerisinde teslim edeceğim. He telefon gelirse gelsin demiş. Şikayet ederler ama demiş 26 gün teslim edeceğim. 27. gün olursa demiş yarısını hibe edeceğim demiş. Hı hı. Kabul etmemişler. Maliyet yüksek çıkıyor.